Fonksiyon tanımlı olması için arkadaşlar turist otel ilişkisi gibi diyorum ben. Turistlerin herkesin parasının olduğunu ve ideal şartları düşünün. Kimse sokakta kalmayacak ama bazı oteller boşta kalabilir. Dolayısıyla turist mantığıyla arkadaşlar asla tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı. Şimdi ve aynı anda bir insan iki yerde olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bunu uygun olarak arkadaşlar hangisi olacak? 1-2-3 sanki e şıkkı gibi görünüyor 1 2 3 arkadaşlar. A ama olmaz. 2 bakın aynı anda iki yere gitmiş. Hem 3'e gitmiş, hem 1'e gitmiş. Olmadı. 1 3 2 2 3 1. Bak bu olur. 1 3'e gitmiş, 2 2'ye gitmiş, 3 1'e gitmiş. Tanım kümesi boşta kalmış mı? Hayır. Beni ilgilendiren tanım kümesinde bir eleman aynı anda iki yere gitmiş mi veya tanım kümesinde boşta eleman kalmış mı arkadaşlar? Hangileri bir fonksiyondur denmiş. Tanım kümesinde asla boşta eleman kalamaz bu yüzden bu gitti. Sonra evet olur arkadaşlar. Bunlar aynı anda hepsi bir yere gidebilir. Yani turist otel mantığı gibi düşünün. Her 3 kişi de bir odada kalabilirler. Olur böyle bir şey hostel gibi. A, B, C. Evet olur arkadaşlar. Hatta bunun adı görmüşsünüzdür. Birebir fonksiyondur. Gelelim buraya. B bakın aynı anda iki yere gitmiş. Bu mümkün değil. Bu olmaz. Yani hangisi oluyor? G ve H'miş arkadaşlar. C şıkkı. F2 artı F3 toplamı nedir diye sorulmuş. X küp eksi 2X artı 3. Ne yapacağız? Fx arkadaşlar F2 olmuş. Parantez içinde X yerine ne gelmiş? 2. Bu sana şu mesajı gönderiyor. X gördüğün yere 2'yi yaz. Haliyle 2'nin kübü 8. Eksi 2 çarpı 2 4. Artı 3. 11 eksi 4'ten 7 geldi. Gelelim şimdi f3'e. f3 için ne diyeceğiz? Parantez içindeki x yerine 3 gelmiş bakın. x gördüğünüz yere 3 yazacaksınız. 27 eksi 6 artı 3. Böylece alttaki 24 geldi. Üstteki zaten 7 idi. Toplamları bakın 24 artı 7'den 31 oldu. B şıkkı. Değer kümesi denmemiş, görüntü kümesi denmiş arkadaşlar. Görüntü kümesi ne demektir? x'leri burada yerine yazdığınızda sonuç elde ediyorsunuz demiştir demektir. Ama 4 tane sayı var burada 4'ten fazla sonuç var. Bir kere görüntü kümesi tanım kümesinin eleman sayısıyla mecburen burada farklı olmayacak aynı olacak. Çünkü 1 gittiğinde kaç eşit oluyor? 3'e. Sonra arkadaşlar 2 verdiğinizde kaç oluyor? 5. 3 verdiğinizde 7, 4 verdiğinizde 9. Görüntü kümesi 3, 5, 7, 9'dan oluşmalı. 2, 4, 6, 8, 10 görüntü kümesinde olmamalı. Bunların toplamı da 30 c şıkkı. Değer kümesiyle görüntü kümesini karıştırmayın. Değer kümesi bakın görüntü kümesini kapsıyordu. Böyle. Bazen değer kümesi, kümesi görüntü kümesine eşit olabilir. O zaman ne diyorduk ona? Örten fonksiyon. F3 ve F5 nedir diye sorulmuş. Bak, ben burada fx muhabbeti yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum fonksiyonlarda parantez içi. Parantez içinde ne varmış? 2x eksi 1. Yerine ne gelmiş? 3. O zaman bak anlaman daha kolay olur. x yerine 2 yazmalıymışsın ki içerse f3 olsun. Böylece 4 eksi 4 artı 3'ten f3 3 geldi. Sonra bakın parantez içindeki 2x eksi 1 yerine ne geldi artık? 5. Böylece x ne oldu? 3. x gördüğüm yere 3 yazarsam F5 eşittir. 9-6 artı 3'ten cevabımız 6 oldu. Bunların toplamı soruluyordu. 3 artı 6'dan 9 oldu arkadaşlar. A şıkkı. Fgx ve gf1-x ifadesinin değeri nedir demiş. Parçalı fonksiyonlar vermiş. Ne yapacağız? Şu buradan başlayalım. F içinde g kaç var arkadaşlar? 2. Şimdi g2 x arkadaşlar 3'ten küçükse hangi fonksiyonu kullanacakmışız bunu? Yazalım 3 çarpı 2 eksi 2'den 6 eksi 2'den 4. Artık g2 yerine f4 yazıyorum. F4 için x bakın 1'den büyük. O zaman 2 çarpı 4 artı 3 8 artı 3'ten 11 oldu. F4 böylece bakın 11 geldi. Bundan sonra sonucun tamamını 11 bulduğumuz için yazıyorum. Şimdi f 1 eksi x. x gördüğüm yere 2 yazarsam 1 eksi 2'den f eksi 1 olur. 1'den küçük olduğu için ne yapacağız bakın X6, x, artı 6, artı 6'yı kullanacağız. Böylece 1 artı 6'dan ne geldi? Eksi 1 artı 6'dan 5 gelmiş oldu. G 5'i bulacağım şimdi. G 5 içinde x 3'ten büyük olduğu için 5 artı 1'den o da 6 oldu. Demek ki 11, 6 daha 17'ymiş arkadaşlar. Sorunun cevabı C şıkkı. Fonksiyonun tanım kümesi ve görüntü kümesi verilmiş. Görüntü kümesindeki elemanlar eksi 3, 3, 5 ve 11 ve bunların da harfleri verilmiş. Yani sana diyor ki bak fa aslında 2a eksi 7 bu da a nereye gitmiş 5'e. 5'e eşit olduğu için a bakın buradan ne oldu 6. Yine aynı şekilde FB, B arkadaşlar nereye gitmiş? Eksi 3'e. 2B eksi 7 eşittir eksi 3. B buradan 4 bölü 2'den 2. FC'ye bakıyorum şimdi. FC arkadaşlar C nereye gitmiş? 11'e. 2C eksi 7 eşittir 11. C bakın 9 geldi. Ve son olarak FD, D de 3'e gitmiş. 2D eksi 7 eşittir 3 olduğu için. D 5 oldu. Şimdi A kaç bulduk? 6. B'yi 2 bulduk. Eksi 2. C'yi 9 bulduk. Artı 9. D'yi 5 bulduk. Eksi 5. 6, 9 daha 15. 5 çıkar 10. 2 daha çıkar. 8 oldu. A şıkkı geldi. F pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon demiş. Fx artı 1, 2x artı 1 faktöriyeli eşitmiş. F4 arkadaşlar parantez içinde x artı 1 var. Hemen atlayıp sakın x yerine 4 yazmayın. Burayı 4 yapmak için x'e kaç vermen lazım? 3. Böylece F4 eşittir. 3 çarpı 2 6 1 daha 7 faktöriyel oldu. Sonra e, 7 faktöriyel ile aşağıya bakacağız. F3 arkadaşlar 3 yapmak için x'e kaç vermen gerekiyor? 2. F3 eşittir. 2 kere 2 4 1 daha 5. 5 faktöriyel geldi. Virgül. F3'e bakacağız. Zaten o demin 5 faktöriyeldi. F2'ye bakacağım. 2 yapmak için x'e kaç vermen lazım? 1. 2 artı 1'den 3 faktöriyel oldu. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Dolayısıyla 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel nedir? 7 çarpı 6'dan 42. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel nedir? 5 çarpı 4'ten 20. 42 ve 20'nin o ok keki nedir arkadaşlar? Şöyle bakın 7 çarpı 3 çarpı 2 bu. Bu da 4 çarpı 5. Yani ortak olanlar tabanları aynı olandan büyük olan alacağız. Ortak olmayanları direkt işin içine katacağız. Ee, buradan da 4 kere 5 20 3 ile çarparsak 60. 420 oldu. D şıkkı oldu arkadaşlar. Karton arkadaşlar yukarı kaydırdığında ne olacak? Mesela x yerine a gelecek. Y yerine de 10 gelecek değil mi? Bir adım yukarı kaydırırsa. Kullanması gereken fonksiyon 3x artı 4'müş. Demek ki 3A artı 4 10'a eşitmiş. Buradan da A ne geldi? 2. Sonra bir adım daha yukarı kaydırın da artık bunlar gider. Yerine ne gelir? Eksi 2 ve B. Demek ki arkadaşlar X yerine eksi 2 yazacakmış. Burada da sonuç B olacakmış. Yazalım. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 4'tür fonksiyonumuz. F eksi 2 olduğu için eksi 6 artı 4'ten eksi 2. Demek ki B de eksi 2'ymiş. Sonra bir adım daha kaydırdığında artık x yerine c gelecek yukarı kaydığında y yerine de c gelecek. Böylece fc eşittir 3c artı 4 eşittir c 2c eşittir eksi 4 oldu c de gördüğünüz gibi eksi 2 geldi. Toplamları da böylece eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 2 daha eksi 2 b şıkkı. 2x küp eksi x artı 1 4'e eşitmiş. Fonksiyonda f40 ve f44 nedir diye sorulmuş. Bu şu demek arkadaşlar. Sen buraya ne verirsen ver. Cevap 4 çıkıyor. Yani sabit fonksiyon. Burası ne olduğu önemli değil. İçeriye ne yazdığın önemli değil. 4 çıkıyorsa f40 da 4'tür. F44 de 4'tür. Sabit fonksiyon özelliği toplamları 8 yaptı. D şıkkı. fx artı f3 bölü x artı 3 eşittir x artı 2 nedir denmiş. Güzel bakın şimdi f2'yi bulmak isteyeceksin. Hani diyelim bodoslama yazdınız. f2 artı f3 bölü 2 artı 3'ten 5. x yerine yine 2 yazmıştık. 2 artı 2'den 4. f2 artı f3 eşittir 5 çarpı 4'ten 20. Bakın f2'yi bulmak istiyorsunuz. Bir de başınıza ne çıktı? f3. Ne yapmamız lazım o zaman? F3'ü bulmamız gerekiyor. Bunun içinde ne yapacağız biliyor musunuz? X yerine bir de 3 yazacaksınız. X yerine 3 yaz. F3 artı F3 bölü 3 artı 3'ten 6. Burası da 3 artı 2'den 5. 2 tane F3 arkadaşlar. 5 çarpı 6'dan 30. F3 gördüğünüz gibi ne geldi? 15. F3 15 olduğuna göre demek ki F2 neymiş? 20'den 15 çıkarırsak 5. Cevabımız böylece B şıkkı oldu. Cümleyi okuyalım bakın. X1 tam sayı ise tanım kümesindeki her elemanı kendisinden bir fazlasına eşitler. Örnek F2 arkadaşlar 3'e eşittir. X1 tam sayı değil ise tanım kümesindeki her elemanı kendisinden büyük olan en küçük tam sayıya eşitler. Örnek F3 bölü 2 mi? Bu 1.5'tur. Buna en yakın ne var? 2. Bunun gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla F-2 arkadaşlar bir fazlasına eşit. Eksi 1. 3.12 buna en yakın tam sayı nedir? 4. Eksi 2 buçuk buna en yakın tam sayı nedir? Eksi 2. Büyük olacak bir de. 4 eksi 2 eksi 1 cevabımız böylece 1 oldu. D şıkkı geldi. Boşluk olan kısımları doldurdum. Elemanı değildir olan kısımlar çıkmamış arkadaşlar. Sizde belki vardır baskıda bende yok. O yüzden bir düzelteyim dedim. Şimdi Burada demiş ki x eleman z ise okları takip edeceksin. x eleman z ise bakacaksın x çarpı 1 bölü 2 eleman z mi? Değilse alttakini öyleyse üsttekini denklemde kullanacağız. Yine altta da eğer eleman z değilse arkadaşlar bakacağız 1 bölü x eleman mı? O da değilse 1 bölü x eleman değil mi? Onu kontrol edeceğiz. Göstereyim bakın. x'e 6 verdiğimiz zaman x 6 eleman z midir? Tabii ki 6 bir tam sayıdır. 6 bölü 2 tam sayı mıdır? Evet o zaman bu denklemi kullanacağız. 36 artı 2'den 38 olacak. Bu. Sonra F5'e bakacağız. X arkadaşlar 5 olduğunda tam sayı mı? Evet. Ama 5 bölü 2 tam sayı mı? Hayır. O zaman bunu kullanamayacağız. 5 bölü 2 tam sayı olmadığından alttaki 4x'i kullanacağız. Buradan da 4 çarpı 5 yani 20 elde ettik arkadaşlar. Şuraya da yazalım. 38, 20. Gelelim 1 bölü 3'e. 1 bölü 3 arkadaşlar tam sayı değil. Burayı kullanamam. 1 bölü 3 tam sayı olmadığı için burayı kullanacağım. Ters çevirince peki tam sayı oluyor mu? Evet o zaman bu denklemi kullanacağız. 1 bölü 3 artı 2 bölü 1 bölü 3. payda eşitlersek 7 bölü 3 bölü 1 bölü 3'ten cevap 7 oldu burası da. Toplamları da 65 yani e şıkkı. F mutlak x eksi 4 eşittir 4 denkleminin çözüm kümesindeki elemanların çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birinci adım arkadaşlar. Biz bu x'in ne olduğunu bilmiyoruz fark ettiyseniz. Adım adım gideceğiz. Parçalı fonksiyon diyeceğiz ki acaba 4'ten büyükse ne olur? 4'ten küçükse ne olur? Şeklinde. Şimdi adım adım yapalım. 1. fx eksi 4 mutlak değeri çözelim önce. 4'e eşit olsun. fx buradan ne gelir? 8. Birinci adımdayım şu an tamam mı? İçerisi direkt dışarısına eşitse. Mutlak değerlerde ne yapıyorduk? İçerisi eksi 4 de olabilir, 4 de olabilir diyorduk. Şimdi fx eşittir 8 için. Ne olabilir arkadaşlar? x eğer 4'ten büyükse bu x eksi 4'müş ve 8'e eşit olmuş. O zaman bak x 12'ymiş. Tamam diğerini kontrol etmeye gerek yok. Çünkü x küçüktür 4 dediğim zaman anlamsız olur. Gerçekten yazayım bak. 2x eksi 3 küçük eşittir 8. x buradan 5,5 ,5 yapıyor zaten. 4'ten küçük gelmedi. Haliyle x eşittir 12 doğru. İkinci adım arkadaşlar. İçerisi ne olabilir bir de? Eksi 4 olabilir. Buradan fx ne olur? 0. Yine ne diyeceğiz o zaman? 1. x 4'ten büyük veya eşitse x eksi 4 olarak çıkar. Ve bu da 0'a eşitmiş. x buradan ne geldi? 4. Yine bakın burayı kontrol etmeme gerek kalmadı. Çünkü yani bakın yine de göstereyim. Hani ne olur ne olmaz şimdi hocam neden öyle değil diyenler için. x 4'ten küçük olsaydı 2x eksi 3 eşittir 0 olurdu. ax 3 bölü 2 oldu. Bu da sağladı. O zaman bu da oluyormuş. Tamam iyi ki kontrol etmişim bakın. X eşittir 4'ten küçük olunca da arkadaşlar evet sağladı. Çünkü 3 bölü 2 4'ten küçüktür. Bu zaten 4'e eşit sağladı. Bu da oldu. 12 çarpı 4 48. 48 çarpı 3 bölü 2 24 çarpı 3'ten 72 sağlayan 3 değerdi arkadaşlar. Böylece olmuş oldu. D şıkkı geldi. Soruda verilen talimatlara uymamız lazım. Ve dışarıdan içeri doğru değil de içeriden dışarı gideceğiz. Önce F1'i bulacağız ki G-4'ün yanındaki bu şey neymiş öğrenelim. Şimdi F1 için bakın arkadaşlar X'e ne verdik? 1. 1 sıfırdan büyük o zaman bunu kullanacaksın diyor. Yani F1 G2'ye eşitmiş. Sonra arkadaşlar geliyorum buraya. Burayı G2 yapmak için şöyle okla göstereyim. Burayı G2 yapmak için x yerine ne yazmam lazım? 3. Haliyle bakın ancak böyle G2 oluyor. 3'ün karesi 9. Eksi 3 artı 1'den 10 eksi 3'ten 7 geldi. Artık F1 yerine yazıyorum bakın. G eksi 4 artı 7. Demek ki G3'müş. g 3te arkadaşlar x yerine ne yazacağız? 4. 4 eksi 1'den 3 olur. 4'ün karesi 16. Eksi 4 artı 1'di arkadaşlar. Böylece 17'den 4 çıktı 13. Cevabımız D şıkkı geldi.